Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir videoyla gene karşınızdayız. Kızım beraber. Merhaba. Büyük kızım da beraber. Merhaba. Ve yeğenim de beraber. Merhaba. Ve bugün size çikolat muffin yapacağız. Çok kolay bir muffin yapıyoruz size bugün, bol çikolatlı. Ve malzemeleri hemen saymaya geçelim isterseniz. Sen başla istersen. Bir tane yumurta. 250 gram süt. 250 milim. Evet, 250 milim sütümüz var. 150 gram şeker, bir de 250 gram un. İki dolusu, yani iki yemek kaşığı dolusu koyu kakaomuz var burada. 90 milim sıvı yağımız var. 2 çay kaşığı karbonatımız var. Kabartma tozumuz var, 2 çay kaşığı. Yarım çay kaşığı karbonatımız var. Bir de ne lazım daha bize burada? Çikolata parçası. Evet, küçük çikolata parçacıkları var burada. 225 gram çikolata parçacıkları var burada. Siz istediğiniz çikolata parçaları kullanabilirsiniz. Biz bunu kullandık bugün. Yarısını, yani bunun hemen hemen yarısını hamurun içine katacağız. Ve yarısını da muffinlerin üstüne serpeceğiz. Ve hemen hazırlamaya geçelim. Evet, ilk önce kuru malzemelerimizi bir kaba ilave edeceğiz. Buna dahil olan şekerimiz, unumuz, kakaomuz, kabartma tozumuz, karbonatımız ve çikolata parçacıkların yarısını içine ilave edeceğiz. Ama unumuzu, kakaomuzu, kabartma tozumuzu ve karbonatımızı süzgeçten geçireceğiz. Evet, şimdi sıvı malzemeleri karıştıracağız. Buna dahil olan sütümüz, evet. Yumurtayı ve sıvı yağ. Ve hepsini güzelce mikserle karıştıracağız, evet. Ve fırınımızı 150 dereceye açabiliriz şimdikten. Evet. Evet, şimdi hamurumuz hazır. Muffin formlarının yarısına kadar dökeceğiz. Yarısına kadar ve üstüne de çikolata parçacıklarımızı ilave edeceğiz ve fırına vereceğiz. Evet, iyi partimiz çıktı. Taslamına 18 tane muffin çıkıyor bu tariften. Yani 6 tanesi daha fırında. Bizim muffinler yaklaşık 28 dakika fırında kaldı. Ve kürdanı batırdığım zaman hamur tarafı tamamen yani temiz çıktı kürdan. Yalnız bunlar birazcık yani şu çikolata parçaları yumuşak olduğundan hafif böyle çikolata yapışıyor. O sizi yanıltmasın. Ve şimdi tamamen soğumaya bırakıyoruz muffinlerimizi. Şimdi de muffinlerimize bir krema hazırlayacağız. Siz isterseniz muffinlerinizi böyle yiyebilirsiniz. Tadına doyum olmaz yani böyle yerseniz. Ama biz bir krema hazırlamaya karar verdik. Hemen malzemelere geçelim. Evet, 200 yani şimdi malzemeleri sayıyoruz. 250 gram labne peynir ya da mascarpone işte. Mascarpone ya da labne peynir 250 gram. Hı hı. 200 gram beyaz çikolata. Sıvı krema. Sıvı krema. 200 gram da sıvı krema lazım ama bu sıvı kremayı hazırlamadan önce 4-5 saat buzdolabında bekletin ki çırpalım diye. İlk önce beyaz çikolatamızı eriteceğiz. Evet, belmalı sürü eriteceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Önce birazcık su kaynatacağız. O kaynamış suyun üstüne bir tane daha tencere koyacağız. Çikolatamızı içine ilave edeceğiz ve su üstünde eritme yapacağız. Şimdi beyaz çikolatamızı erittik ve kenara bırakıyoruz, biraz ılımaya soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada sıvı kremamızı sertleşene kadar çırpıyoruz. Evet, şimdi ilk önce mascarpone'mizi mikserle çırpacağız. Sonra beyaz çikolatamızı ilave edeceğiz, içine gene çırpacağız. Ve en sonunda da
çırptığımız kremayı içine ilave edeceğiz ve yavaş yavaş karıştıracağız. Mikserle değil. İsterseniz mikserin telini çıkartın ve onunla elinizle çırpın. Şimdi kremamızı güzelce karıştırdık ve ben bunu şimdi bir poşete ilave edeceğim, dökeceğim, buzdolabına bırakacağım. Hemen hemen yarım saat, bir saat bakmam lazım nasıl sıkılması, yani kolay bir kıvama gelinceye kadar ve sonra muffinlerimizin üstüne sıkabiliriz. Evet, kremamız şimdi sıkı oldu gördüğünüz gibi. Buzdolabında beklettik kremamızı bir saat. Bakmanız lazım ne kadar yani katı olduğuna. Çok güzel bir kıvam aldı kremamız. Tavsiye ederim yapmanızı. Umarım videomuzu beğendiniz. Beğendiyseniz parmaklar yukarı. Parmaklar yukarı. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve gene görüşmek üzere söylüyorum. Hoşça kalın. Bye. Bye.